Merhaba çocuklar, gönül isterdi ki sınıflarda derslerimizi işleyelim sizin etkileşim halinde ama maalesef salgından dolayı böyle bir tedbir alıyoruz. En son açılarda kalmıştık, açıları anlatacağım. Başlangıç, ilk önce tanımına bakalım. Başlangıç noktaları aynı olan iki açının oluşturduğu şekilde açı denir. Burada gördüğünüz gibi başlangıç noktası O noktasıdır. AO, OA ışınıyla OB ışınının birleşmesiyle açıyı elde ediyorum. Bu açıyı AOB açısı şeklinde okuyabilirim ya da BOA açısı şeklinde okuyabilirim ya da sadece O açısı şeklinde okuyabilirim. Dikkat ediyorsanız köşe nokta her zaman ortalık kısımda olmak zorunda. Yani şöyle bir şey söyleyemem, şöyle diyemem. Bu açıya BAO açısı diyemem ya da OAB açısı diyemem. Köşesi, başlangıç noktası tam orta kısımda olmak zorundadır. Bakalım. Burada bize zaten bununla ilgili bir not veriyor. Dikkat ediyorsanız köşe her zaman ortada olmak zorundadır diye bir uyarı vermiş. Buraya bakalım. İlk önce bir LK ve LM ışınlarında kullanarak bir açı modeli çizelim demiş. Burada neye dikkat ediyorum? İkisinde de L noktası ortak nokta. Yani ortak nokta olduğu için o zaman köşe noktası O olmak zorundadır. L'yi yazıyorum, LK'yı çiziyorum. Diğeri de LM olmak zorundadır diyorum. Bakın, işaretliyorum. Bunu nasıl okuyabilirim? Okumasını söyleyelim. KLM, MLK ya da sadece L açısı şeklinde söyleyebilirim. Devam edelim. Burada açıların isimlendirilmesine ile ilgili örneklerim var. Bana böyle bir açı vermiş. Açı da dikkat ederseniz R mutlaka orta noktada olmak zorunda. Yani şöyle yazabilirim. P, R, S açısı veya S, R, P açısı. Üstünde açı işareti var. Ya da sadece R açısı şeklinde ifade edebilirim. Buraya gelelim. L, K, M yani L, K, M açısı ya da M, K, L açısı. M, K, L açısı ya da sadece K açısı şeklinde gösterebilirim. Yan tarafa geçiyorum. Başlangıç noktam benim M olduğuna göre O, M, N açısı ya da N, M, O açısı ya da sadece M açısı olarak ifade edebilirim. Peki, bunlara bakalım. Burada ilk önce şu tahtamızı bir temizleyelim. Köşe noktasını ve kenarları sormuş. Işınların birleşmesiyle O noktası köşe noktasıdır. Peki kenarlar neresidir? OB ışınıyla, OB ışınıyla böyle gösteriyorum ya da OA ışınını bu şekilde gösteriyorum. Köşeye bakıyorum. Köşe noktası O, kenarlar OM ile ON'dir şeklinde gösteriyorum. Diğerine baktım. Köşe noktam M noktasıdır. M noktasıdır. MK'nın şunu düzenleyeyim bir dakika. Ya da MK ışını ya da ML ışını şeklinde gösteriyorum kenarları da. Peki isimleri verilen açıları çiziniz demiş. İsimleri verilen açıları çizelim. Dikkat ediyorsanız orta kısımda ne var ona bakıyorum ilk önce ilk etapta. Ne diyorum? A, C, B demiş. Hemen bir tane açı çiziyorum. C noktası ortada olduğu için şurası C noktasıdır diyorum. A diyorum, B diyorum. Bu şekilde gösteriyorum açıyı. Buraya geliyorum. Hangisi ortada? M ortada. Burası L, burası da K'dır diyorum. Gösterimim bu şekilde. Diğerine geliyorum. P, R, S'ye geliyorum. Açımı çizdim. Burası ortada olduğu için S burada, P burası, R de burası diyorum. Açının olduğu yerde bu şekilde gösterilecek. Ve açının artık bulunduğu düzlemi 3 bölgeye ayırır. Onunla ilgili bir anlatım yapalım. Şimdi açının bulunduğu düzlemi 3 ayrı bölgeye ayırır dedik. Bir tanesi açının kendisidir. Bakın açının kendisi. Diğeri açının iç bölgesi. Diğeri de açının dış bölgesidir. Açı ve iç bölgesinin birleşimine biz bunların hepsini açısal bölge deriz. Peki. Mesela burada örnekte demiş. Demiş ki yukarıda verilen örnekte noktaların açıya göre durumlarını inceleyelim demiş.
İlk önce bakıyorum. İlk önce açının üzerindekilere bakalım. Açının üzerinde A noktası, L noktası, O noktası, K noktası ve B noktası. Yani açının olduğu yer burası değil mi? Bakın. Açının üzeri burası. O zaman ben A, L, O, K ve B noktaları açının üzerindedir derim. Peki iç tarafındaki olan, iç bölgesinde olan noktalara bakalım. Bakın burası açının iç bölgesinde olan noktaları. P, M, N. Dış bölgesi ise R, S şeklinde adlandırılır. Geliyorum ölçümlerine. Şimdi açının kolları arasında ilk önce şurayı temizleyelim. Açının kolları arasında kalan açıklığın sayısal ifadesine açının ölçüsü denir. Açının ölçüsünü bulmak için iletki kullanıyoruz. Hepinizde var zaten bu. Hepinizin bildiği, yanlarında herkesin kullandığı, ders içerisinde de kullanıyoruz. İletkidir. Açı ölçer diye de geçer. Bakın bunu nasıl ölçüyoruz? Yandaki açı ölçeri kullanarak mesela şuradaki açıya bakıyorum. Dikkat ediyorsanız açının olduğu yer düz bir şekilde geldiği zaman 60'a gelmiş. Demek ki o zaman şöyle söylüyorum. A, O, B açısının ölçüsü 60 derecedir. Ya da B, O, A açısının ya da sadece O açısının ölçüsü 60 derecedir. Hatta tersini de bakalım. Yani şuraya da bakayım. A, O, işte mesela ne diyelim buraya da? C diyelim. A, O, C'nin ölçüsü kaç? 120. C, O, A'nın ölçüsü kaç? 120'dir diyebilirim. Yani diğer tarafı. Peki. Mesela bana soruda şöyle bir şey söylemiş. Demiş ki KLM'nin KLM açısı. İlk önce açının neresi olduğunu tespit ediyorum. KLM'nin açının 150 derece olduğunu söylemiş. Bana sonra demiş ki KLN açısının 72 derece olduğunu söylemiş. Buna göre diğer tarafı NLM açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi bunun bütün hepsi 150 miymiş? 150 dereceden ben 72 dereceyi çıkarırsam benden istenen kısmı bulmaz mıyım? Bulurum. O zaman tamamı 150 ise 72'yi çıkardığım zaman 150'den 72'yi çıkardığım zaman 78 olarak bulurum benden istenen kısmı. Peki. Eş açılara bakalım. Bakın burada iki not önemli. Şöyle. Ölçüleri eşit olan açılar eş açılardır. İki açının eş olduklarını belirlemek için aslında iletki kullanıyoruz. Ama iletki olmadığı zaman da kare ile kağıt üzerindeki iki açının eş olup olmadığını kontrol etmek için kolların durumları incelenir. Başlangıç noktasından sonra karelerden köşesinden geçen ilk noktaya bakılır. Dikey kare sayısı ile yatay kare sayısı eşit olan açılar eşittir. Yani tabii ki her zaman okuduğumda hiç anlamadığınız cümleler bunlar. Üzerinde göstermiş olalım. Mesela bakın bana bir tane daha bununla ilgili çizim yapmamı istiyor. Şöyle yaparım ben. Derim ki bakın bir tane B noktası ya. Bakın B noktasını ne diyelim buna da? D diyelim mesela. D noktasını alıyorum. D noktasını aldım. Şimdi sayıyorum. Acaba A noktası B noktasından kaç yatay ve kaç dikey uzaklıkta? Bakıyorum 1, 2 yatay gideceğim. 1, 2, 3, 4 dikey gideceğim. 2 de yatay gideceğim. Bakalım. 1, 2, 1, 2, 3, 4. İşte bu nokta, buraya da biz E diyelim. Tamam. Diğeri zaten BC doğrusal olduğu için direkt yazabiliyorum. O zaman şöyle söylerim. Bakın, açı, işte ben şu anda, buraya da ne diyelim? F diyelim. Ben şu anda ABC açısına eş olan bir açı elde ettim. E, D, F açısı. Anlaşıldı mı? Bunun zaten kendisi yapıyor aslında çözümlerini. Çünkü çözüm olarak var zaten. Bakın burada göstermiş. İlk önce bir L noktası tespit etmiş. Sonra 1, 2, 3, 4 birim yukarı. 4 birim yukarı gitmiş. 2 birim de yatay olarak ilerlemiş. O noktayı tespit etmiş. Orayı birleştirmiş. Bakın orayı birleştirmiş. İşte oluşan şekil eşit olan açı demektir. Buraya bakıyorum. Mesela KLM, MNP, ABC üçgenlerine, açılarına pardon, eş açılar çizdi. İlk önce KLM'yi çiziyoruz. Bakın. İlk önce K noktası belirlemiş burada. Şimdi L'nin olduğu yere bakıyorum. L'nin olduğu yer bir tane yatay. 1, 2, 3 tane de dikey gideceğim.
Bir tane yatay, üç tane de dikey gidiyorum ve L noktasını tespit ediyorum. Diğerine bakıyorum. Acaba diyorum L ile M arasında yatay dikey ilişkisi nasıl? 3 tane yatay gidiyorum. 3 tane de dikey gidiyorum. Buraya bakıyorum. 1, 2, 3 gittim. 1, 2, 3 gittim. Noktaları tespit ettikten sonra işim bitiyor zaten. Sadece bu noktaları birleştirmek kalıyor. Yani KL ile LM'yi birleştiriyorum. Eş olan bir tane açı daha çizmiş oldum. Buraya bakıyorum. Bakın burada da aynı şeyler gösterilmiş. MN için ilk önce bir tane nokta tespit etmiş. N noktasını almış. Hatta biz bunlara N üssü diyelim. N üssü noktasını almış. M'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane yatay dikey gidiyorum. 4 tane de yatay ilerliyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Noktayı tespit ettim mi? M üssü olsun bu da. Diğerine bakıyorum. Zaten diğeri de 5 birim gitmiş. 1, 2, 3, 4, 5. P üssünü koymuş. P üssünü koymuş. Geriye sadece benim bunları birleştirmem kalıyor. Onları da yapıyoruz. Buraya bakıyorum son kez. ABC üçgeninde bir tane tespit ediyorum hemen. B noktası alıyorum. Diyorum ki B ile A arasında nasıl bir yatay dikey ilişki var? 1, 2, 3, 4 tane dikey gidiyorum. 2 tane yatay gidiyorum. 1, 2, 3, 4 tane. 1, 2 tane de yatay gittim. A üssünü tespit ettim. C'ye bakıyorum. 1, 2 tane yatay geliyorum. 1, 2, 3 tane dikey gidiyorum. 1, 2, 1, 2, 3 tane dikey gittim. Artık noktaları tespit ettiğime göre onları sadece birleştirmek kalıyor bana. Ben de birleştiriyorum. Peki. Buradan sonra teste geçiyoruz. Test arkadaşlar bilgi yolunda, konu anlatımında ve soru bankasında sizlerin ödevinizdir. Öpüyorum hepinizi.